Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne işleyeceğiz? Türkiye'de su kaynakları ve Türkiye'de toprak tiplerinden bahsedeceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda ne dedik? Türkiye'de su ve topraklar dedik. E o zaman biz bunun dünya kısmını işlememiz, işlemiş olmamız gerekiyor. E, önceki haftalarda hem Türkiye'de değil dünyada suyu hem Türkiye'de değil dünyada toprakları işledik. Şimdi genel bir çıta ölçeğinde hem Türkiye'de su kaynaklarından hem de Türkiye'de toprak tiplerinden bahsedeceğiz. Peki bugünkü içeriğimizde Türkiye'de su kaynaklarının özellikleri ve bu kaynakların dağılışını öğrenmiş olacağız. Yani Türkiye'deki tektonik göller nelerdir? Türkiye'deki karstik göller nelerdir? Ya da Türkiye'nin akarsuları, yeraltı suları nelerdir? Hangi bölgelerimizde bunlar var? Onları öğrenmiş olacağız ve biz bu su kaynaklarından nasıl faydalanmaktayız? Onu söyleyeceğiz. Devamında toprak yani Türkiye'de gördüğümüz toprak tipleri kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları nerede görülüyor? Çernozyum toprakları nerede var ve bu toprakların özellikleri neler? Onları öğreneceğiz. Daha sonra bu toprakları biz hangi anlamda, hangi açıda kullanıyoruz onlardan da bahsetmiş olacağız diyelim. Ve dersimiz bittiğinde biz Türkiye ile ilgili hem su kaynakları anlamında genel bir çıtada bilgileri öğrenmiş olacağız. Hem de Türkiye'de bölgeler arasında topraklar hangileri bunları öğreneceğiz ve devamında da bu toprak ve suyu biz nasıl kullanıyoruz onları öğrenmiş olacağız. Dersimiz bitti. Ödevlerimiz neler? Hemen şöyle sıfırdan ona o konu özetli soru bankası kitabını açıyorsun. 78-94 arasını güzel güzel çözüyorsun. Dinamo coğrafya soru bankası kısmında da 62 ile 83 arasını çözmeyi unutmuyorsun diyelim. Geldik birincisi. Türkiye'de su kaynakları. Şimdi Türkiye'de su kaynakları deyince neleri bileceğiz? Bir, denizleri bilmemiz gerekiyor. Gölleri bilmemiz gerekiyor. Akarsuları bilmemiz gerekiyor. Yer altı suları ve kaynakları bilmemiz gerekiyor. O zaman birincisi Türkiye'nin denizleri dersek. Hemen şöyle haritama bakıyorum. Haritamda neyi görüyorum? Güneyde Akdeniz var. Batıda Ege Denizi var. Şu iç kısımda Marmara Denizi var. Kuzeyde de Karadeniz var. O zaman Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ne ülkesidir, yarım ada ülkesidir. Bu Türkiye'nin aynı zamanda göreceli konum özelliği ifadesinde de yer almaktadır diyebiliriz. Ve dikkat edin, Türkiye adalar dahil yaklaşık 8.333 kilometrelik bir kıyı şeridini sahiptir. Bu bizim için önemli. Neden önemli? Biz bu kıyı alanlarında Ege ve Akdeniz'de özellikle turizm faaliyetlerini yürütmekteyiz. Karadeniz kıyımızda ise yoğun bir şekilde balıkçılık faaliyetlerini yürütmekteyiz diyebiliriz. Ve kıyı şeridimizin önemli bir kısmını kim oluşturuyor dersek hemen şöyle bakalım. %24'ünü Karadeniz, %11'ini Marmara Denizi, %33,66'lık kısmını Ege Denizi, %20'lik kısmını ise Akdeniz oluşturmakta. Şimdi dikkat ederseniz bakın Ege kıyısı şöyle baktığınız zaman çok küçük görülüyor olabilir Karadeniz'e göre ama burada enine kıyı tipinin görülmesi kıyıda şöyle girinti çıkıntının çok fazla olmasına sebep olmuş ve bu da kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki farkın fazla olmasına sebep olmuş. O yüzden de kıyı uzunluğu anlamında şerit anlamındaki oransal olarak en önemli alanımız Ege Kıyısıdır diyebilirsiniz ve Karadeniz dedik kuzeydeki ve tuzluluk oranının en az olduğu kıyımızdır. Marmara Denizi o iç kısımda kalan özellikle kuzeyde İstanbul Boğazı ve güneyde Çanakkale Boğazı bulunmakta. Bu da ülkemizin stratejik anlamda önemini artırmıştır. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri şöyle bir düşündüğümüzde Bulgaristan var, Romanya var, Ukrayna var, Gürcistan var, Rusya var. Bunların dünya ticaretinde açık denizlere bağlanabilmesi için İstanbul ve Çanakkale Boğazı ciddi anlamda büyük bir öneme sahiptir diyebiliyoruz. Ve Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi 2805 kilometre ile Ege Denizi'nin o kıyı alanıdır. Çünkü buraya dikkat ederseniz arkadaşlar bu kıyıda enine kıyı tipi olduğu için kıyıda ciddi anlamda girinti ve çıkıntımız oldukça fazla. Bu ister istemez bu alanda kıta sahanlığımızın da geniş olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Akdeniz kıyımız ise enlem anlamda daha güneyde olduğu için tuzluluk anlamında en tuzlu kıyımız olarak yer almaktadır. Deniz suyu sıcaklığı anlamında da gene deniz suyu sıcaklığında yüksek olduğu kıyımız Akdeniz kıyısı olarak geçer. Ve şunu unutmayalım. Karadeniz'de özellikle 150-200 metre derinliğinden sonra canlı yaşamı çok yaygın değildir. Bunun rastlanmamasının temel sebebi Karadeniz'in o 150-200 metre derinliğinden itibaren daha aşağı derinliklerde hidrojen sürfür gazının olması canlı yaşamını olumsuz etkilemiştir. Ve bizim denizlerimizin tuzluluk oranı Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Marmara'ya, Marmara'dan da Karadeniz'e doğru gidildikçe azalır. Bakın Marmara'nın tuzluluk oranına binde 18 demişiz. Ege'nin tuzluluk oranına ise binde 38 diyeyim 36 39 demiş ya aradaki bir değer seçelim. E binde 38'den binde 18'e doğru bir tuzluluk oranımız azaldı. Bunun temel sebebi dünyanın şeklidir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar bakın Akdeniz'e güneş ışınları daha dik açıyla gelir. E Akdeniz'e güneş ışınları daha dik açıyla geliyorsa Akdeniz daha sıcaktır. Akdeniz daha sıcaksa Akdeniz'de buharlaşma miktarı daha fazladır. Buharlaşma miktarı daha fazlaysa tuzluluk oranı daha yüksektir diyebiliriz. Bak bunların hepsi bir silsile çerçevesinde Akdeniz'de tuzluluğun fazla olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Peki Türkiye'nin göllerine geldiğimizde göller ne demiştik? Karalar içerisinde herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen çukur alanlarda bulunan su kütleleri olarak karşımıza gelmekte. Peki Bizim ülkemizde oluşum anlamında farklı göl tipleri yer almakta. Büyüklük, küçüklük, küçüklük anlamında da farklı göl tipleri yer alıyor ve Türkiye'de yüz ölçümünün en fazla olduğu gölümüz Van Gölü'dür. Bakın ne diyor? 3712 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahiptir. Peki, Türkiye'de yüz ölçüm anlamındaki en küçük gölümüz ise Aktaş Gölü yani Hazapin Gölü'dür. 27 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahiptir. Bu göl Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer almaktadır. Peki ortalama yükselti anlamında Türkiye'nin en yüksek ve en alçak gölleri hangisidir? Birinci gölümüz Bafa diğer ismiyle Çam içi gölü hemen denizin kenarında. Nemrut volkanik dağı var ya nerede? Bak Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut. Bitlis sınırları içerisindeki Nemrut Dağı'nın tepesindeki Nemrut Gölü. Yani bu bir Kaldera Gölü'dür. Yani ne olmuş burada? Krater dediğimiz o volkanizmanın o tepesindeki lav çıkışının olduğu alan patlamış. Daha şöyle geniş bir çukurluğa dönüşmüş ve Nemrut Gölü bir kaldera gölü olmuştur. Ve bu Nemrut Gölü 2247 metre yüksekliğe sahip olmasıyla birlikte Türkiye'nin en yüksek gölü olarak geçmekte. Peki oluşum anlamında Türkiye'deki göllere bakmamız gerekirse birinci göl grubumuz tektonik göl. Nedir bu peki? Dağ oluşum hareketleri sırasında meydana gelen çukurlarda bulunan su kütlelerinin oluşturduğu göller tektonik göllerdir. Yani burada dağ oluşumu sırasında meydana gelen çukurluklar var. Peki bunlar kimdir? Bak Kuş Gölü, Uluabat Gölü, İznik Gölü, Sapanca Gölü. Dikkat ederseniz bunların hepsi şöyle bir hat içerisinde. Eber, Akşehir, Beyşehir, Acı Göl, Burdur Gölleri. Tuz Gölü, Hazar Gölü. Bunlar bizim bilmemiz gereken tektonik göllerdir. Aslında burada da en önemli kısımda hani tektonik göl anlamında bileceğimiz kısım Kuş Uluabat İznik Sapanca göllerini bilin önemli tektonik anlamda Tuz Gölü'nü bilin önemli tektonik anlamında Beyşehir ve Akşehir göllerini bilin tektonik göl anlamında önemlidir diyebiliriz tamam mı çocuklar. Devam ediyorum. İkincisi volkanik göllerimiz. Ne demek istiyoruz? Volkanizma faaliyeti sırasında meydana gelen çukurluklarda o biriken su kütleleri volkanik gölleri oluşturuyor. Yani bu göllerin oluşumunda kim etkilidir dersek iç kuvvetler etkilidir. E aynı şekilde Tektonik göllerimizin oluşmasında da kim etkilidir dersek iç kuvvetler etkilidir. Çünkü tektonik göllerde de ne demiş burada Anadolu'nun oluşumu sırasında tektonik hareketler zaten bu tektonik hareket dediğimiz iç kuvvetlerin oluşumunda meydana gelen hareketlerdi. Bunu da unutmamış olalım ve buradaki volkanik göllere baktığımızda Meke Gölü ve Acı Göl. Meke Gölü bir mağar gölü olarak geçer volkanizma sırasında patlamayla birlikte meydana gelen çukurluklardaki biriken su kütleleridir. Açı göl de aynı şekilde öyledir. Onun dışında Gölcük Gölü ve biraz önce 2200 hemen şöyle geriye geliyorum. Türkiye'nin en yüksek gölü demiştik ya 2247 metre yüksekliğe sahip. Bu göl Bitlis sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı'nın tepesindedir. Bakın Türkiye'de bir de Komagene Krallığı'nın bulunduğu Adıyaman sınırları içerisinde yer alan dağımız var. onla karıştırmayalım. Bu Nemrut Gölü Bitli sınırları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Karstik Göl dediğinde bilmemiz gereken en önemli şey kayaç türüdür. Kireç taşı diyecek. Ya da diğer ismiyle kalker diyecek. Özellikle bu kayaç varsa. Ha, bunun dışında mesela jipsin bulunduğu arazilerde ya da kaya tuzunun bulunduğu arazilerde de oluşabilir ama bu iki kayaç grubu aşınmaya karşı daha dirensiz olduğu için biz karstik gölleri daha yoğun ölçekte kireç taşının bulunduğu arazilerde görüyoruz. Çünkü kireç taşı suyla tepkimeye girdiğinde eriyik hale gelir ve bu eriyen malzemeler orta bir çukurluğu oluşturur ve bu çukurluk içerisinde bir su birikintisi varsa biz bu göllere karstik göl diyeceğiz. Karstik kireç taşı. Karstik kireç taşı bunu unutmayalım. Peki Türkiye'de bu karstik arazi nerede geniş bir alanda görülüyor dersek Akdeniz bölgesinde. Bak bunu unutma. Karstik deyince kireç taşı deyince gözün direkt nereye arayacak? Akdeniz bölgesini arayacak. Burada Salda Gölü, Suğla Gölü, Kestel Gölü, Avlan Gölü. Bu dördünü mutlaka bilmek zorundasın. Salda, Sula, Kestel, Avlan Gölleri bunu bileceğiz. Ve bunlar Türkiye'deki karstik göllerdir. Bana bir ifadede Türkiye'de karstik gölleri sorduğunda da gözüm direkt Antalya, Teke, Taşeli platosu çevresini arayacak. Bunu da unutmayın. Buzul göllerimiz. Şimdi çocuklar biz orta enlemlerde yer aldığımız için Türkiye'de buzul etkili bir dış kuvvet değildir. Ama bizim ülkemizde yüksek dağlık alanlar var. Ve bu dağların yüksek kesimlerinde sıcaklığın düşük olmasıyla birlikte buzul aşınımına ve buzul birikimine bağlı şekiller oluşabilir ve bu şekillerden bir tanesi de sirk çukurlarıdır. Bu çukurlar içerisindeki biriken su kütleleri sirk göllerini oluşturur ve biz bunlara buzul gölleri deriz. Aynı zamanda Geçmiş jeolojik dönemlerde meydana gelen küresel iklim değişimleri var. Buzul çağları var. Özellikle Senezoik'te meydana gelen buzul devri. 4 tane buzul devri var. Günz, Mindel diye geçiyor ikincisi. Eee Riss diye geçiyor üçüncüsü ve Würm diye geçiyor dördüncüsü. Bak dört tane buzul devri var ve bu dört buzul devrine bağlı olarak da o dönemde buzullaşmaya bağlı buzul gölleri meydana gelmiştir. Ve ne dedik? Dağların yüksek kesimlerinde göreceğiz. Mesela Uludağ var. Uludağ'ın yüksek kesiminde görebiliriz. Kaçkar dağları var. Yüksek kesimlerinde görebiliriz. Buzul dağı var. Yüksek kesimlerinde bunları görebiliriz. O zaman Türkiye'de çok yaygın anlamda görülmeyen bir göl tipi soracaksa ya da Dağların yüksek kesimlerinde buzul aşınımına bağlı olarak meydana gelen göller diyecekse bu göller buzul gölleridir. Bir de karma yapılı göller var. Yani oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göl. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'nin yüz ölçümü anlamında en büyük gölü Van Gölü. Hem tektonik bir göldür, aynı zamanda Van Gölü volkanik de bir göldür. Yani o zaman hem tektonik hem de volkanizma bu gölün oluşumunda etkili olduğu için biz bu göle tektona volkanik göl diyoruz abi. Burada oluşumunda birden fazla faktör etkilidir. Şimdi geldik set göllerine. Set göllerinin temel mantığı şu. Bir çukurluğun önü doğal bir setle kapanması sonucunda meydana gelmekte. Yani bir çukurluğumuz var ve bu çukurluğun önü doğal bir setle. Mesela dalgalar bir birikim yaparsa kıyı seti. O zaman şuraya şöyle birikim dalgalar tarafından oldu diyoruz. Heyelan olayı yani kütle hareketleri bir birikim yapıyorsa heyelan seti gölü. Eğer ki bir akarsu aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerden bir göl oluşturuyorsa alüvyal set gölü. Volkanizmadan çıkan lavlar bir birikim yapıyorsa bunlara da volkanik yani lav seti gölü diyeceğiz. Peki bunlar nerede var dersek. Şimdi şu tabloyu da biraz sonra tekrar göreceğiz. Heyelan seti gölünden başlayalım. Bak Tortum gölü, Sera gölü, Abant gölü, Yedi göller, Uzun göl, Borabay gölü, Sülük gölü diyecek. Ben eğer ki Türkiye ölçeğinde heyelan olayı sonucunda oluşan bir göl görmek istiyorsam Nereyi ziyaret etmem gerekiyor? Tabii ki de Karadeniz bölgesini ziyaret etmem gerekiyor. Heyelan Seti Gölü dediğinde direkt nereye aramamız lazım? Karadeniz bölgesini aramamız lazım. Çünkü Türkiye'de Heyelan olayının en yoğun görüldüğü alanımız neresidir? Karadeniz'dir diyebiliriz tamam mı? Geldik bu bir. İkincisi. Kıyı Seti Gölü demiş. Dalganın. Getirdiğim malzemeler yani kıyı okları bir koyun ağız kısmını kapatırsa bu şekilde kıyı setlik gölleri oluşuyor. Büyük çekmece, küçük çekmece, durusu terkos gölü ve ak yatan gölü var. Burada da bana kıyı seti gölünü sorarsa İstanbul ve çevresini arayacağız. Kıyı seti gölü dediğinde İstanbul ve çevresini almak zorundayız arkadaşlar. Geldik devam edelim hangi renk şu renk tonunu seçiyorum volkanik set yani lav seti gölü. Volkandan çıkan o sıvı, kışkan malzeme vardı ya. Bu malzeme bir akarsu ağının önünü kapatırsa bu şekilde lav seti gölünü oluşturacaktır. Erçek, nazik, haçlı, balık, çıldır gölleri. Hemen şuraya da şöyle çıldır gölü diye burayı da düzeltelim. Peki bunlar nerede dersek? Bunlar Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü çevresinde lav seti gölü diye buraya da yazıyorum arkadaşlar. Geldik alüvyal seti gölü. Alüvyaldeki mantığımız akarsuyun aşındırdığı taşıdığı malzemeler bir akarsuyun kolunu kapatırsa orada biriktirirse alüvyal seti gölünü oluşturacaktır. Bak Mogan gölü, Eymir gölü, Marmara gölü, Köyceğiz gölü, Bafa gölü arkadaşlar. Burada da özellikle Ankara ve çevresinde özellikle Ankara'da alüvyal seti göllerini biz yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. O Mogan ve Eymir Gölü dediğimiz kısımda bu alanda yer almaktadır diye biliyoruz devamında bak mesela tektonik göller Tuz, Sapanca, İznik, Manyas, karstik göller şurada hemen şöyle devam edelim. Şurayı şöyle düzeltiyorum. Hemen şuraya şöyle geliyorum. Diyorum ki Akdeniz bölgesi diyorum. Orada bizde de bir hata olmuş diyelim. Aynalı Kilimli Karagöl, Nemrut, Acıgöl, Meke Gölcük, volkanik göller. Bakın karma yapılı göller. Van Gölü eğirdir, Kovada Beyşehir gölleri. Bunlarda hem tektonik hem karstik, hem tektonik hem volkanik süreçler etkili olabilir. Bir bir de yapay göllerimiz var. Yapay göller dediğimiz barajlar olabilir ya da göletler olabilir. Neden biz bunları yapmışız? Çünkü elektrik ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Elektrik enerjisi üretimde kullanıyoruz. Taşkınları önlemek için kullanabiliyoruz bunları yapıyoruz turizm anlamında, gezme anlamında bunları yapabiliyoruz. Sulama anlamında tarımsal faaliyetlerde bunu kullanıyoruz. İçme anlamında gene bunları yapıyoruz. Yani göletler ve barajların temel mantığı budur. Mesela Kızılırmak Nehri üzerinde Hirfanlı, Derbent, Kesik Köprü barajları mevcut. Yeşilırmak üzerinde Hasan, Suat Uğurlu, Almus barajları mevcut. Sakarya üzerinde Porsuk, Bayındır, Sarıyar barajları mevcut. Seyhan ve Ceyhan nehirleri üzerinde Çatalan, Sır, Aslantaş barajları mevcut. Büyük Menderes Nehri batıya gittim. Kemer, Adı Güzel barajları mevcut. Gediz Nehri, Demir Köprü barajı mevcut. Çoruh Nehri, Muratlı, Borçka ve Deriner barajı mevcut. Özellikle Çoruh Nehri enerji üretim anlamında ve baraj büyüklüğü anlamında Türkiye'nin en önemli nehirleri içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik akarsulara. Şimdi Türkiye'lerin akarsu ağına baktığımızda harita üzerinde oldukça sık. Ancak bak şuna dikkat edin. Bizim ülkemizdeki akarsuların boyları kısa, su toplama havzaları küçüktür. Neden bizim ülkemizdeki akarsuların boyları kısa dersek? Ahanda bir Ahanda 2. Ahanda 3. 3 tarafımız denizlerle çevrilidir ve buna bağlı olarak da bizim ülkemizdeki akarsuların boylarının küçük olduğunu söyleyebiliriz. Burada Özellikle akarsularla ilgili bilmemiz gerekenler kimler? Mesela Sivas çevresinden kaynağını alıp Tuzgölü Kırıkkale üzerinden te Samsun'a kadar uzanıp dökülen Kızılırmak Nehri var. Bu o alan için çok önemli. Aynı zamanda Yeşilırmak Nehri var. Bu da çok önemli. Bak Yeşilırmak Nehri döküldüğü yerde Çarşamba Deltasını, Kızılırmak Nehri döküldüğü yerde Bafra Deltasını oluşturmuştur ve bu iki alanda biz tarımsal faaliyetleri yoğun ölçekte yürütmekteyiz. Burada 13 ve 14 numara Adana'ya dökülür. Seyhan ve Ceyhan nehirleridir. Burada da çukur ova yer almakta. Tarımsal faaliyetleri yoğun ölçekte yaptığımız alanlardan bir tanesidir diyebiliriz. Onun dışında Bizim ülkemizden doğmayıp da bizim ülkemiz içerisinde devam edip denize dökülenler var. Mesela Hatay'da bulunan Asi Nehri ya da bizim ülkemizden kaynağını alıp başka ülkelerden denizlere ya da okyanuslara körfezlere dökülenler var. Çoruh Nehri, onun dışında Fırat Nehri ve Dicle nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri arkadaşlar. Şuraya da şöyle yazayım. Fırat ve Dicle nehirleri Basra körfezine dökülmektedir. Ve birçok ülkeye bizle birlikte Suriye ve Irak'a su kaynağı sağlamaktadır. Özellikle Fırat nehri bizim Suriye ile su sorunu yaşamamıza neden olmaktadır. Bazı akarsularımız var ki. Ülkeler arasında sınırımızı oluşturmakta. Özellikle burada 5 numarayla gösterdiğimiz Meriç Nehri Yunanistan'la Türkiye'nin sınırını oluşturmakta ki bu alanda biz yoğun ölçekte pirinç yani çeltik tarımı da yapmaktayız diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Burada mesela Aras ve Kura nehirleri var. 19 ve 20'nin gösterdiği alanda. Bunlar ise daha doğuda Hazar Gölü'ne dökülür ve kapalı havza özelliği gösteren akarsulardır. Ama Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri, Fırat ve Dicle nehirleri ya da Meriç nehri denizlere döküldüğü için açık havza özelliği gösteren akarsulardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik yer altı suları ve kaynaklar. Özellikle bir yer altı suyu bir vadi yamacından yeryüzüne çıkıyorsa yamaç kaynağıdır. Karstik kaynaklar Kireç taşı, alçı taşı, kaya tuzu gibi kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşur. O zaman biz karstik kaynakları Türkiye'de nerede göreceğiz? Akdeniz bölgesi çevresinde yaygın bir şekilde göreceğiz. Geçirimsiz iki tane tabaka var ve buradaki yeraltı suyunu yüzeye çıkarıyorsak artesyen kaynaktır. Bunu da özellikle İç Anadolu bölgesinde Tarımsal faaliyetlerde sulama amaçlı kullanmaktayız. Çok fazla kullandığımızda bunu da İç Anadolu bölgesinde Konya ve çevresinde obruklar oluşmakta diyebiliriz. Eğer ki bir yeraltı suyu kırılma ve faylanmalara bağlı olarak yeryüzüne çıkıyorsa bu fay kaynağıdır. Fay kaynağını da biz ülkemizde Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde yaygın göreceğiz. Aynı zamanda fay hatlarının bulunduğu alanlarda fay kaynağı da görülmektedir. Bizim ülkemiz aktif volkanik bir bölge içerisinde yer almadığı için geyser kaynakları yaygın bir şekilde görülmez bunu unutmayın. Peki biz sulardan nasıl yararlanıyoruz? 1- suları biz balıkçılık anlamında kullanmaktayız. 2- suları biz turizm anlamında kullanıyoruz o tuzlu su dediğimiz kıyı. Aynı zamanda o deniz suyundan biz tuz üretimi de yapmaktayız ve biz bunu göllerden de sağlıyoruz arkadaşlar. Yani tuz dediğimiz zaman sadece denizden elde etmiyoruz. Göllerden de özellikle mesela Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Palas Gölü bunlardan da gene tuz üretimi sağlıyoruz. Aynı zamanda biz suyu tarımsal faaliyetlerde, içme faaliyetlerinde, sulama anlamında kullanıyoruz. Ve elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerde suyu kullanmaktayız. Kağıt fabrikalarında suyu kullanıyoruz. Demir çelik fabrikalarında gene suyu kullanmaktayız. Özellikle mesela bir ton demirin çeliğe dönüştürülebilmesi için 200 bin litre suya ihtiyacımız var. Bu açıdan oldukça önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'de topraklara. Şimdi Türkiye'de topraklar dediğimizde iklim çeşitliliğimizin fazla olması, toprak çeşitliliğimizin fazla olması anlamına gelecektir. Özellikle biz toprakları hatırlayın zonal topraklar 1, intrazonal topraklar 2 ve azonal topraklar olmak üzere 3 gruba ayırmaktaydık. Zonal topraklar bir bölgedeki iklim ve bitki örtüsüne göre şekillenen toprak grubuydu. Mesela zonal toprak deyince hemen şöyle bakıyorum. İç Anadolu bölgesinde görmüş olduğumuz kahverengiyle gördüğümüz topraklar kahverengi step topraklarıdır. Şuraya şöyle diyorum ki kahverengi step toprakları. Bunlar yağışın 400 milimetrenin altında olduğu alanlarda görülür. Ve bu topraklar azot anlamında zengindir. O yüzden de biz bu topraklar üzerinde taneli bitkiler azot ihtiyacı yüksek olan bitkileri yetiştiriyoruz. Devamında doğuya doğru gittiğimizde renk tonu sayık sarıya kayıyor. Bunlar ise kestane renkli step topraklarıdır. Kestane renkli Sitep toprakları olarak geçmekte. Bunlar da yağışın 400 milimetrenin üzerinde olduğu alanlarda görülüyor. Bak kahverengi sitep yağışın 400 milimetrenin altında. Kestane renkli sitep toprakları ise yağışın 400 milimetrenin üzerinde olduğu alanlarda görülmektedir diyebiliriz. Devamında. Bak doğuya doğru gittiğimde Kuzeydoğu Anadolu'da Çernezyom dediğimiz hangi toprakları görüyoruz? Kara toprakları görüyoruz. Bu topraklar çayır örtüsü altında gelişme göstermiştir ve bu topraklar organik madde bakımından oldukça zengindir. İnsan eksen insan biter. Ama biz bu topraklarda tarımsal faaliyetlerden ziyade hayvancılık faaliyetleri yapmaktayız. E bu kadar verimli bir toprakta neden tarımsal faaliyetler yürütemiyoruz? Çünkü iklimdeki olumsuzluk Yazların kısa, serin, yağışlı geçmesi bu alanda tarımı olumsuz. Çayır örtüsünün varlığı ise hayvancılığı olumlu etkilemiştir. Bunu unutmayalım. Özellikle Güney Marmara, Ege, Akdeniz'de biz Terra Rossa'ları göreceğiz. Terra Rossa nasıl topraklar? Kırmızı renkli topraklar. Toprağın bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle birlikte bu topraklar kırmızı renk almıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu topraklar kireç taşları üzerinde oluştuğu için de kireç bakımından zengin topraklardır diyebiliriz. Karadeniz'e geldiğimizde Karadeniz'de ne var? Şöyle bir düşünün. Karadeniz'de ne var? Karadeniz'de orman var. O zaman burada göreceğimiz toprak kimdir dersek kahverengi orman topraklarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Özellikle Karadeniz'de dağların yüksek kesimlerinde Podzol toprakları yani boz gri renkli toprakları da yaygın bir şekilde görebiliriz. Ve aynı zamanda bizim delta ovalarımız vardı. Hatırlayın Çukur Ova mesela. Gediz, Bakırçay, Küçük, Büyük Menderes'in bulunduğu alanda o ağız kısmında delta ovaları. Bafra ya da Çarşamba delta ovaları var. Delta ovalarında biz alüvyal toprakları göreceğiz. Hemen şöyle şu terarosaydı, kırmızıydı, sarıydı, sitepti, ıvırdı zıvırdı şöyle kıyı alanlarını çizersek zonallerden sonra onlardan da bahsetmemiz gerekirse şu haritamızı şöyle güzel güzel temizleyelim arkadaşlar. Şimdi bak burada özellikle biraz önce delta ovaları dedik ya bak çarşamba ovası ve bafra ovası bunlar birer delta ovası. Adana Çukurova, Silifke, Gediz Nehri, Bakırçay Nehri, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri bak. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes nehirleri. Bunların ağız kısmında da biz delta ovalarını görebilmekteyiz. Aynı zamanda volkanik araziler çevresinde regosol toprakları görüyoruz. Kim var? Şu alanda var. Bu alanda kimler var? Erciyes Dağı var, Melendiz Dağı var, Hasan Dağı var, Karaca Dağı var, Karadağ var. Volkanlardan çıkan malzemelerin birikmesiyle birlikte regosol dediğimiz toprakları görmekteyiz. Bir de vertisol topraklar vardı. Çatlamış, dönen topraklardı. Vertisol topraklarını biz özellikle Ergene havzasında yaygın bir şekilde göre bilmekteyiz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bunlar da bizim için bu noktada önemli topraklar. Peki biz topraklardan nasıl faydalanıyoruz? Biz Türkiye'deki toprakları tarımsal üretim anlamında kullanmaktayız. Sanayide ham madde ihtiyacını karşılamak için özellikle arkadaşlar taşa ve toprağa dayalı sanayi tesisleri var. Tuğla ve kiremit fabrikaları bunlardan bir tanesidir. Hayvancılık anlamında ve ormancılık anlamında kullanmaktayız. Ancak toprağı biz en yaygın şekilde büyük bir oranda tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Özellikle toprak çeşitliliğimizin bu denli fazla olması tarımsal ürün çeşitliliğimizde olumlu anlamda etkilemiştir diyebiliriz. Ama her toprakta tarımsal faaliyet yöntemimiz farklı olabilir. Özellikle sulama imkanının olduğu bir bölgeyi düşünürsek bu topraklarda sulu tarım yapabiliyoruz. Ama mesela İç Anadolu bölgesini düşünün. İç Anadolu bölgesinde kahve ve kestane renkli step toprakları var. Sulama imkanı yetersiz. O yüzden bu alanda kuru tarım yapmaktayız. Ama işte bu delta ovalarımızın bulunduğu alanlarda akarsular var ya buna bağlı olarak da o alanlarda da sulu tarım faaliyetleri yürütmekteyiz diyebiliriz. Ve şöyle bir haritaya baktığımızda özellikle tarım toprakları ile bu topraklarda yetiştirebilecek en uygun ürünler arasında doğru bir ilişki var. Biz İç Anadolu bölgesinde buğday, arpa, nohut, mercimek fasulye yetiştiriyoruz. Taneli bitki toprakta azot yüksek. Aynı zamanda özellikle mesela tütünü yetiştirdiğimiz topraklar kireçli topraklar. Ah tererosalar üzerinde tamam mı? Ya da çay yetiştiriyoruz bu alanda. Çay yıkanmış topraklarda yetişme gösteriyor. İyi bir yetişme alanı gösteriyor değil mi? Bak ne oldu? Bizim toprak tipimizle yetiştirdiğimiz tarım ürünleri arasında da sıkı bir ilişki vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Şöyle bir bakalım. Bir dedik ki su kaynaklarının özellikleri. Yani Türkiye'de denizler var dedik. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege, Akdeniz dedik. Aynı zamanda denizlerimizin tuzluluk oranı kuzeye doğru azalır. Dünyanın şeklidir bunu unutmayalım. Bununla birlikte en uzun kıyı şeridimiz Ege kıyısı enine kıyı tipinden dolayıdır. Bunu da unutmayalım. Göllerimiz farklı oluşum özelliklerine sahip tektonik göller tektonik hareketlerle. Karstik göl kireç da Akdeniz unutmayalım. Volkanik göller Doğu Anadolu bölgesi ve Mekke çevresi İç Anadolu bölgesinde. Buzul gölleri dağların yüksek kesimleri dedik bunları unutmayalım. Bir de set gölleri vardı değil mi? Mesela heyelan set gölü dediğimizde heyelan olayının olduğu alanlar Karadeniz bölgesi. Lav seti gölü dediğimizde Van gölü çevresi, Erçek, Haçlı, Nazik, Balık, Çıldır gölleri. Onun dışında Aliyuel Seti Gölü dediğimizde Ankara ve çevresi. Kıyı seti gölü dediğimizde İstanbul ve çevresini almak zorundayız. Sulardan biz tarım, turizm, ulaşım, sanayide faydalanıyoruz. Toprak tipi dediğimizde burayı 3 ayırdık ya zonal iklime bağlı olarak oluşan toprak. Terrarosa Akdeniz iklim bölgesinin toprağı. Kahve ve kestane renkli step toprakları İç Anadolu bölgesi karasal ikliminin toprağı. Erzurum, Ardağan kara topraklar. Benim sadık yarim çernezyomlardır. Kara topraklardır. Verimli topraklar ama çayır örtüsü, iklimin olumsuz olması hayvancılığı daha yoğun bir şekilde yapmamıza neden olmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte akarsuların o ağız kısımlarında denize ulaştığı yerde biriktirmesiyle birlikte alüvyal topraklar, volkanizmanın olduğu alanda regosol topraklar, ergene havzasında vertisoller dediğimiz Dönen topraklar yer almaktadır diyebiliriz. Biz toprakları sanayide ham madde olarak kullanmaktayız. Tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar her tarımsal faaliyette aynı toprakta yapılmıyor. Farklı topraklar farklı tarım ürünlerini oluşturuyor diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bu arada tekrarlarımızı zamanında eksiksiz günü gününe yapalım. Bakın gözümüzü açıp kapayacağız. 10. sınıfta bitecek. Sonra 11. sınıf olacağız. Bölümler seçeceğiz. Sayısal, eşit ağırlık, sözel bölümleri seçeceğiz. Ve bir hedef doğrultusunda o hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini bugünden itibaren yapmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.